Arkadaşlar merhaba. Endemik yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Diziler bölümü 7. testteyiz. Öncelikle lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdakilerden hangisi bir geometrik dizinin genel terimi olabilir? Arkadaşlar burada çok basit. iki tane terim yazsanız yani 3. terime kadar kat alınarak gidip gitmediğini görürsünüz. Mesela birinci soruda n1 yazdığınızda pardon a şıkkında n1 yazdığınızda 2'nin karesi 4 12 olacak. 2 yazdığınızda 8 24 oldu. 3 yazdığınızda 16 48 oldu. Bakın. Hep arada ortak bir kat var. 2. Demek ki cevabımız Adana. Hani diğer soruları hiç şıklara bakmamıza da gerek yok. İkinci sorumuzdayız. 8 ve 12 arasına aşağıdakilerden hangisi gelirse oluşan üç sayı geometrik bir dizi oluşur. Arkadaşlar geometrik dizilerde iki terimin geometrik ortalaması ortanca terimi veriyordu. Yani ortada bir terim varsa bu 8 ve 12'nin geometrik ortalaması yani çarpımlarının karekökü olmalıdır. Karekök 96. Bu da 16 çarpı 6 diye yazılabileceği için 4 kök 6'dır cevabımız. İkinci sorumuzun cevabı Ceyhan. 3 a n artı 2 eksi a n artı 1 eksi 6 a n eşittir 0 indirgeme bağıntısına sahip bir pozitif terimli geometrik dizinin ilk 5 teriminin toplamı kaçtır? Arkadaşlar a n çarpı r kare hepsi geometrik dizi oldukları için bu şekilde yazabilirim. a n artı 1 yerine a n çarpı r eksi 6 a n eşittir 0. a n parantezine alırsak r kare eksi r eksi 6 eşittir 0. R, R, eksi 3 artı 2. R ya 3 ya da eksi 2. Pozitif terimli dediği için burada ortak katın 3 olması gerekir. Şimdi bize neyi soruyor? İlk 5 teriminin toplamı. A1'i biliyoruz. A1 1 eksi R üzeri 1 eksi R genel terim genel toplam formülüydü. İlk terim 2. 1 eksi 3 üzeri 5 bölü 1 eksi 3. Şunlar sadeleşirse burası eksi 2 olduğu için eksi 1. 242 çıkar arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Dördüncü sorumuzdayız. İlk terimi 4. Ortak çarpanı 8 olan bir geometrik dizinin 5. terimi kaçtır? A1 çarpı R üzeri 4. A5'i vereceği için. Bu 4. R'si de 8 arkadaşlar. 2'nin karesi 2 üzeri 12. Cevabımız 2 üzeri 14 olacaktır. Yani 4. sorumuzun cevabı 4. 5. sorumuzdayız. x, y, 96 ve 64 x bir geometrik dizinin ardışık dört terimidir. Bakın arada r, r, r. 3 defa r ile çarpılmış. x çarpı R3. 64X dersek, r küp 64 x dersek r'nin buradan 4 olduğunu görürüz. 96 3. terim 96'yı 4'e böldük arkadaşlar. 24. Bir kez daha 4'e böldük. 6. Demek ki İki teriminin toplamı 30 etmektedir. 1 bölü 81 ve 27 sayıları arasına bu sayılarla geometrik dizi oluşacak şekilde 6 terim yerleştiriliyor. Buna göre yerleştirilen en büyük terim kaçtır? İlk terimimiz 3 üzeri eksi 4. Son terimimiz 3 üzeri 3. Arada 6 terim var. Bu birinci terim o zaman. Bu da 8. terim. Toplamda 8 terim var çünkü. A1 çarpı R üzeri 7 A8'i verecektir. Arkadaşlar bu 1 bölü 3 üzeri 4. Diğer tarafa çarpma olarak katarsak R üzeri 7, 3 üzeri 7. R'nin 3 olduğunu görürüz. Yerleştirilen en büyük terimi soruyor. Yani şundan bir küçük olan terimi soruyor. 3 üzeri 3'ü 3'e bölersek 3 üzeri 2. Yani yerleştirilen en büyük terim 9'dur. 7. sorumuzdayız. Bir AN dizisinin terimleri arasında 3 a'n eşittir a'n artı 2 bağıntısı varmış. Buna göre a 10 kaçtır? Arkadaşlar a'n artı 2, a'n çarpı r kare diye yazabiliriz. R'nin buradan kök 3 olduğunu görüyoruz. A2'de A2'den a 2 de 9muş. A 2'den a 10'a ulaşmak için r üzeri 8 ile çarpmamız gerekir. A 2 9 yani 3'ün karesi. Bu da 3 üzeri 4 oldu. Yani r yerine kök 3 yazarsak 3 üzeri 4 oldu. Dolayısıyla cevabımız 6. 7. sorumuzun cevabı edelim. 8. sorumuzdayız. 11 terimden oluşan bir geometrik dizide 6. terim 8. Olduğuna göre bu dizinin bütün terimlerinin çarpımı kaçtır? Bakın A1 ve A11'in çarpımı A6'nın karesi olur. Ortadaki terimin karesidir. Geometrik ortalamadan dolayı. A2 çarpı A10 yine A6'nın karesidir. A3 çarpı A9 A6'nın karesidir. Ve A4 çarpı A8 A6'nın karesidir. Son olarak A5 çarpı A7 A6'nın karesidir. Dolayısıyla burada A1'den A11'e kadar A6 hariç tüm terimler var. 1, 2, 3, 4, 5. A6'nın karesinden 5 tane var. Bir de arada A6 var. O zaman A6 üzeri 11 olmakta. 6. terimin 8 olduğunu söylüyor. 8 üzeri 11'i bize soruyor arkadaşlar. O da 2 üzeri biliyorsunuz. 33 eder. 8. sorumuzun cevabı deniz. 9. sorumuzdayız. A1 eşittir 2 ve N büyük eşittir 1 için AN artı 1 eşittir 3 AN bağıntısıyla verilen bir dizi. O zaman biz burada AN artı 1'i AN çarpı R diye yazsak 3 AN Şunlar sadeleştiğinde R'nin 3 olduğunu görürüz. Hangileri doğrudur? Şimdi A8 arkadaşlar A4 çarpı R üzeri 4 bölü A4 şunlar gittiğinde R üzeri 4 R'yi 3 verdiğimiz için 81 olacaktır. Bu doğru. A2 çarpı A8 A5'in karesidir diyor. E, dizi bir geometrik dizi arkadaşlar. Arada belli bir kat var. Yani AN artı 1'i AN'e böldüğünüzde burada 3 çıkıyor. Bu da dizinin geometrik olduğunu gösterir. Geometrik dizilerde de iki terimin çarpımı ortadaki terimin karesidir. Bu da doğru. A4 artı 8, A8, A5 artı a Arkadaşlar bu aritmetik dizilere özgü bir özellik. Alt indislerin toplamları birbirine eşitse 8 artı 4, 12, 5 artı 7, 12. Terimler birbirine eşit olur. Dolayısıyla bu burada geçerli değil. Yanlış. 9. sorumuzun cevabı C. 10. sorumuzdayız. Genel terimi AN olan bir geometrik dizide bu şekilde iki bağıntı verilmiş ve ortak çarpan nedir diyor. Üsttekilerin hepsini A7 türünden yazacağım. A7 çarpı R üzeri A7 çarpı R üzeri 3 ve A7. A7 parantezine de alırsak 1 R küp 5. Bu 96'ymış. Bu elimizde bir dursun. Alttakileri A6 türünden yazalım. A6 çarpı R 5. A6 çarpı R küp A6. A6 parantezine aldığımızda 1 R küp 5. Bu da burada dursun. Bu ikisini birbirine bölelim arkadaşlar. Böldüğümüzde şunlar birbirini götürecek. A7 bölü A6 96 bölü 8 yani A7 bölü A6 ne çıkacak arkadaşlar? 12. A7 de A6 çarpı R oldu. Şimdi bunlar sadeleşecek. R'nin 12 olduğunu görürüz. 10. sorumuzun cevabı edelim. 11. sorumuzdayız. AN bir geometrik dizinin genel terimi olmak üzere. A4 çarpı A18 bölü A15 oranı aşağıya gelen hangisi eşittir? A4 çarpı A18 ortanca terimin karesidir geometrik dizide. 18 artı 4 22 bölü 2'ye 11. A11'in karesidir. Bölü A15 var. Alt taraftaki A15'i A11 çarpı R üzeri 4 diye yazsak. Üst taraf A11 çarpı A11. Şunlar birbirlerini götürdü. Arkadaşlar A11'i de A7 çarpı R üzeri 4 diye yazabilmemiz mümkün. Bunlar da sadeleştiğinde cevabımızın A7 olduğunu ve Ceyhan olduğunu görüyoruz. 12. sorumuzdayız. İlken teriminin toplamı 12. ve son sorumuz 2 üzeri n artı 2 eksi 4 olan bir geometrik dizide. Bu eseni bize vermiş. Onu bir yazalım. 2 üzeri n artı 2 eksi 4 ve geometrik olduğunu da söylemiş. İlk terim 4'tür. Arkadaşlar ese 1, n'e 1 yazarsanız ilk bir terimin toplamını bulursunuz. Yani o da birinci terimdir. Dolayısıyla 4'tür. Doğru. Genel terim 2 üzeri n'dir. Genel terimi nasıl buluruz? Arkadaşlar Sn'den ilk n terim toplamından ilk n-1 terim toplamını çıkarırsanız a bulursunuz dizilerde. Sn buydu. 2 üzeri n artı 2 eksi 4. Eksi. A Sn eksi 1. N eksi 1 yazarsak burası n artı 1 olur. Eksi 4. Bu bize a -N, yani genel terim verecektir. Şunlar sadeleşti. Işte. 2 üzeri n parantezinde 4 eksi 2'den 2. Genel terimimiz 2 üzeri n çarpı 2. Yani 2 üzeri n artı 1. Dolayısıyla bu yanlış. Ortak çarpan 2 midir? Evet bakın 2 üzeri n 2'nin katları olarak gidiyor. Dolayısıyla ortak çarpan 2'dir. 12. sorumuzun cevabı edelim. Arkadaşlar hepinize mutlu çalışmalar diliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız.